Hoş geldiniz kanalıma. Bugün çok güzel bir kabak, fırında kabak rızotmasını hazırlamak istiyorum. 4 tane yumurtamı kırdım. Kırdıktan sonra bir tane sodam var. Onu da atıyorum. Yeşildir. Evet, yeşildir. Kabak rızotması yapmak istiyorum. Unum var. Unumu attım. Ve yavaş yavaş sosu hazırlıyorum. 4 yumurta, bir tane, bir şişeye yakın soda. Bir su bardağı un katıyorum arkadaşlar. Ondan sonra fırında değişik bir kabak kızartması hazırlıyorum. Ve kabak yediğinizi hissetmiyorsunuz. Ben bunu çok sık yapıyorum. Siz de bunu mutlaka deneyin. Evet, sıvı yağım var. Sıvı yağım atıyorum. Burada bir sıvı yağım var. Onu atıyorum arkadaşlar. Çünkü 5 tane kabak şimdi yeni kopardım bahçemden. Onları kullanacağım. Ondan sonra karabiberim var. Bu kadar bir karabiber kullanıyorum. Maydanoz kullanıyorum. Ondan sonra dereotlarım ve tuz. Tuzum var. Tuzumu atıyorum. Böyle bir tuz atıyorum arkadaşlar. Ve sosum yavaş yavaş hazırlandı arkadaşlar. Evet, sosum yavaş yavaş hazırladım. Evet, 5 tane kabağım vardı. Onları güzel yıkadıktan sonra onları böyle güzel yıkadım. Onları işte böyle yavaş yavaş sosluyorum arkadaşlar. Onları böyle yavaş yavaş hepsini sosluyorum. Sonra 200 derecede bir 40 dakika falan pişiriyorum. Kızartıyorum daha doğrusu. Çünkü böyle harika oluyor arkadaşlar. Ve yanmaz kağıt koydum fırın tepsime. Onları da orada yavaş yavaş hallediyorum. Ve harika da oluyor. Evet, fırın tepsinin hepsini koyuyorum. Böyle. Güzel bir şekilde ve kızartıyorum. Evet, hemen fırına geçiyorum. Fırında 45 dakika pişiriyorum ve 200 derece şu anda fırında kızdı. Ve nefis bir fırında özel soslarım eşliğinde daha önce sık sık yaptım ve bunu yediğiniz zaman kabak kızartması olduğunu hissetmiyorsunuz. Evet, hemen fırına geçiyorum. Evet, fırında 45 dakika pişirdikten sonra fırında özel soslar eşliğinde hazırladığım kabak kızartması nefis oldu, muhteşem oldu arkadaşlar. Yani kabak yediğinizi hissetmezsiniz. Ben tadına baktım ki bol bol da bu yazın sık sık yaptım ve sizlerle bunu bugün paylaşmak isterim arkadaşlar. Evet, fırında özel soslar eşliğinde nefis bir kabak kızartması gerçekleştirdim. Yeni bir tatlı görüşelim. Bende kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.